Dağbaşı değil. Burası. Pişman olacaksın. Sen hala olayın ciddiyetinin farkında değilsin değil mi? Sen kendini ilk mi zannediyorsun ya? İlk değilsin. Ne? Aa tatlım. Kraketler koleksiyonu ne çabuk unuttun. Oysa ki sana hepsini teker teker anlatmıştım. Aa ama bak bir şey atladım. Hepsinin başına sonrasında neler geldiğini anlatmayı unutmuşum. Sen delisin. Aralarından bir tanesi delirmişti biliyor musun? Yazık ama kıyamam. Hapları böyle teker teker attı zayıflama niyetine. Hop kendini tımarhanede buldu. Oh. Güzelim. Sen yüz güzeliydin değil mi? Bak şimdi aklıma geldi. Aralarında bir tanesi vardı çok güzeldi biliyor musun? Bebek gibi yüzü vardı. Geçen sene ufak bir kazayla hop burnu dümdüz oluverdi. Geçen hafta üçüncü ameliyatın oldu. Aa kıyamam ya. Hepsi çok tatlıydı aslında. Nasıl yaptın? Aa ben yapmadım. Ben hiç yapar mıyım? Hiç elimi sürer miyim? Hepsinde maşa kullandım. Ama sen özelsin. O yüzden seninle birebir kendimi ilgileneceğim. Ne söyleyeceksin ki? Bu sefer nasıl kurtulacaksın peki? Ha? Sıkıcı oldun ama. Bu partiyi biraz neşelendirelim. Bakalım odanda neler varmış. Çık. Varoş. Şunun odasına bak ya. Ay leş. Bu iğrenç posterli yatak seninki değil mi? Demek bu yatakta sevgilimi düşünüp uyuyorsun ha? Rüyalarını görüyorsun. Daha çok görürsün. Şuna bak iğrençler. Bak sen. Allah Allah. Bak burada ne buldum. Hanimiş? Kiminmiş bu? Bunu görünce aklıma kim geldi acaba? Ne yapıyorsun ya? Bırak. Bırak. Bu iş Sinan'la başladı. Sinan'la bitecek. Bizim eve gel, acil. Sinan hadi sen seninle uğraşıyorsun, ben halamı toparlıyorum, hadi. Senin oyun. Babanız anjiyodan çıktı. Birazdan odasına getiriyoruz Yağız Bey. Ah. Başhekimimiz durumu sizinle görüşecek. Ah, tamam, teşekkürler. Ha bu arada... Biraz alakasız olacak ama şu odada 3108'de kim kalıyor biliyor musunuz? O hastayla babanız ilgileniyordu. Babanızın şoförünün yaptığı kazada yaralanan hasta. Emin misiniz? Evet efendim. Hazım Bey hastanın durumunu yakından takip ediyor. Teşekkürler. Niye o kadını saklıyorsun ki? Ben de Hazım Bey'in hastane çantasını hazırladım. Da. Oh, bitti işim. Ne oldu böyle ya? Hadi gidelim. Hemen gidelim babama. Sen git aşağıda alamları bekle ben geleceğim. Tam zamanında.
takılmaya başlamıştım ya. Bana bak, telefonu şimdi kulağına vereceğim. Sakın bir hata yapma. Onu buraya çağıracaksın. Duydun mu beni? Hazan? Orada mısın? Sinan. Uyuyor muydun? Hazan duyuyor musun? Sinan. Hazan sesin çok kötü geliyor. Sen iyi misin? Bak beni aramışsın ama babamla ilgili... Gelme sakın. Gelme tuzak. Hazan. Hazan. Demek olayı hızlandıralım diyorsun ha? Peki. Hediyeni merak ediyordun değil mi? Burada ne varmış? Allah kahretsin, ne oluyor orada? Aç şunu Hazan. Sürpriz. Yağız Bey. Durumunu merak ettim de ben. Bir sorunuz varsa doktora birazdan gelir. Nereden tanıyorum ben bu kadını ya? Sizi biraz dinlendirelim. Daha sonra durumu değerlendireceğiz Azim Bey. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Azim Bey. Hemen Yağız Bey'e haber vereyim. Oğlum nerede? Kaza yapan hastamızı görmek istedi. Ne dediniz? Azim Bey ne yapıyorsunuz? Kalkmayın, başınız döner lütfen. Tamam sakin olun, ben hemen doktor çağırıyorum. Anlamıyorum ben. Oğlum. Tansiyonu çok düşük. Yoğun bakım için hazırlayın hemen. Hazım Bey, sizi odanıza alalım artık lütfen. Çok zorladınız kendinizi. Buyurun. Oğlum. Geliyorum baba. Beyefendi, siz Hazım Bey'in oğlu musunuz? Ben dilenci değilim. Haberlerde çıkan sizin kardeşiniz değil mi? Evet. Kaç yaş var aranızda? Yaz! Yaz Bey, babanız sizi çağırıyor. Aç şunu Hazan, hadi aç ya.
Yağız. Gel oğlum. Nasıl hissediyorsun baba? İyiyim. Baba ya. O kadın kimdi? Hasan. Bak kim gelmiş. Hasan. Sinan sakın gelme. Git polis çağır Sinan. Tuzak bu Sinan. Sinan gönlünü kur. Hasan. Sinan. Hasan. Sinan. Dikkat et Sinan, Sinan, Sinan. 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 Hoş geldin sevgilim. Sinan, Sinan. 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 Ne yaptın sen? Bugün burada her şey bitecek. Her şey. Hayır. Kadın seni tanıyor gibiydi. Yazık. Çok yazık. Kadına da boşuna heyecan yaşattık. Herhalde kaza sırasında beni görmüştü ondan. Gerçekten çok yazık. Ama sen de heyecan yaşadın. Daha yeni Anjiyo'dan çıktın, bir anda apar topar kadının odasına girdin. Seni sordum oğlum. Orada olduğunu söylediklerinde ben de hemen bilmiyorum ki. Yani kafam gerçekten çok karışık. Sen konuştun mu onunla? Ha? Bir şey söyledi mi sana? Galiba o sen misin diye sayıklıyordu. Getireyim mi? O iyi misin? Yo, iyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Baba galiba ben o kadını hatırlıyorum. Sinan'ın kaza yaptığı gece biz dışarıdaydık. O kadın beni çevirdi. Ben onu dilenci sanmıştım.
Aslında o zaman da sen misin? Çok şükür canım. Çok şükür. Babacığım. Çok korktuk. Ben biraz hava alacağım. Ne büyük çaresizlik değil mi? Karşımda duruyorsun. Ama elimden çakma alacak halim bile yok. Nil. Nil bırak. Tıpkı benim gibisin sevgili. Benim kadar çaresiz. Bak konuşalım. Üçümüz. Amerikan filmlerini çok izledin herhalde. Aa bir dakika, kahraman ne yapıyordu? Rehineyi kurtarmak için psikopatı ikna eder. Sonra ne oluyordu? Aa dur ben söyleyeyim sevgili. Zavallı psikopatı sakinleştirmek için ona aşık numarası yapar değil mi? James Bond olsaydı böyle yapardı. Ama bu psikopat Hollywood filmlerine doydu. Sana yollarımı verdim Sinan. Biliyor mu? Hayatımıza bir anda girip her şeyi mahveden kız biliyor mu? Bizim hikayemizi biliyor mu Sinan? O hiçbir şeyi mahvetmedi Nil. Her şeyi ben yaptım. Beraber büyüdüğümüzü biliyor mu mesela? Bisiklete bile ilk beraber binmeyi öğrendiğimizi biliyor musun? Çocukken yaz kamplarında birbirimize büyüyünce evleneceğiz diye söz verdiğimizi biliyor musun? Birbirimizin ilk aşk olduğumuzu, ilk öpücüğümüzü bile doğruluk mu cesaret mi oynarken birbirimize verdiğimizi biliyor musun? Evcilik oynayan çocuklarken babama bir söz vermiştin. Nil'le her zaman oynayacağım demiştin. Sözünü tuttun. Her zaman oynadın benimle. Ama ben mutluydum. Sen benimle oynasan da ben mutluydum. Ben senin her seferinde kırıp döküp bir kenara attığın oyuncağındım çünkü. Yeni oyuncaklarından sıkıldığında bana dönerdi. Şimdi yeni bir oyuncağın oldu. Ve asla bıkmadığın yeni bir oyuncağın. Şu halimize bak ya. Normalde dönüp bakmayacağım bir kız için geldiğimiz duruma bak. Neden? Ne değişti Sinan, ne değişti? Ben değiştim Nil. Ben değiştim. Ben aşık oldum.
aşık olduğuna. Bırak o çakmağını. Hiçbir şey değişmeyecek, anlamıyor musun? Beni yak, burayı yak, onu yak, istediğini yak, hiçbir şey değişmeyecek. Anlamıyor musun? Her şey değişecek. Bugün burada her şey değişecek. O kız yanıp kül olacak. Ve sen anlayacaksın. Tek ve gerçek aşkının ben olduğunu anlayacaksın. Öyle mi? Yangın mı istiyorsun Nil? Hadi benden başla o zaman, hadi! Hadi benden başla, yak beni Nil! Sinan dur, ne olur Sinan. Sinan yaklaşma lütfen ya. Nil. Nil bak, polisi aramak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum, tamam mı? Senin cezaya değil, yardıma ihtiyacın var ya. Bak, izin ver yardım edelim sana, ne olur. Defol git şuradan. Senin yardımına ihtiyacım yok benim. Hadi Nil, hadi. Senin istediğin bu değil mi zaten? Hadi, başla artık. Tek bir kıvılcım yeter. Burada alev alman için tek bir kıvılcım yeter. Bu evde bu ateşi hak eden tek kişi varsa o da benim Nil. Hadi. Sinan yalvarırım ya, yapma. O kız için diri diri yanmak istiyorsun. O kız için ya. Hadi. Yapmayacağım. Benden bir alevle kurtulamayacaksın. Sana her gün, ama her gün cehennemi yaşatacağım. Aa, hayırdır inşallah. Bunun ne işi var gene burada? Babasını bırakmış gene gelmiş buraya. Şuna bak. Aa, bu kızın ne işi var burada ya? Nil! 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 Ne oluyor ya? Aç şu kapıyı. Nil, seni eve ben götüreceğim Nil. Aç şu kapıyı. Nil, aç şu kapıyı. Anne. Hazan. Ne oldu kızım? Kızım, bu çiyan gözünün ne işi var bizim evimize? Anne girme sakın eve, tamam mı? Eve girme sakın. Benzin kokuyor bu. Niye girmiyormuşum ben bu eve? Kendi evime niye girmiyormuşum ben? Benzin kokuyor burası. Hayırdır inşallah. Ne oldu ki bu eve? Allah Allah. Thank you.
Etin kokusu her yer. Çıyan gözlü seni. Seni çıyan gözlü seni. Ben seni bir nezarethaneye tıktırayım da sen o zaman gör gününü. Kızıma attığın iftira yetmezmiş gibi şimdi bir de evimizi yakacaksın ha? Evs. Evsiz.